Türkiye'de deplasmanda hiç sıkıntı duymayan takım Beşiktaş. Belki de çarşamba günü. İç saha gibi oynuyor bütün maçlarını. Belki de çarşamba günkü maç. Belki de son yılları camianın en önemli maçı. Yani kaybederse sıkıntıya girebilir Beşiktaş maçı. Bakın kaybederse gruptan çıkmak için sıkıntı yaşayabilir. Evet. Öyle değil mi? Öteki maçlara bağlantılı. Beşiktaş maçı mutlaka kazanmalı. En kötüsü berabere veya ama mutlaka kazanmalı kendi sahasında. Çünkü Kiev'e gidecek. Karbuz. Oradaki maçın ne olacağını tabii, bilemezsin. Eksi 20. O maça bırakmamak lazım. Burada işi bitireceksin. Onun için bunu düşünerek futbolcunun tamam kafası çarşambada hep ayrı bir şey. İşte zaten Şenol Hoca hemen işte Abubakar aldı falan. Yani bir takım işte Quaresma'yı aldı şey yaptı ama ne olursa olsun bakacaksın rakibin sana göre zayıf. İlk devre işi bitireceksin. Hemen yapacaksın çabuk. Ama bir laubalilik ya böyle bir şey olabilir mi ya? İkinci yarı hele son bölümde müthiş bir laubalilik var. Sonrasında da cumartesi Başakşehir'le oynuyor. Şimdi mesela cumartesi maçını ben buradan yine federasyona söylüyorum. Yine buradan futbol federasyonuna söylüyorum. Neden pazar değil? Mesela Başakşehir maçı niye pazar değil arkadaş? Yani kupa maçından dolayı kaydırılıyor. Ona göre ayarlayın kupayı abi. Yani burada Beşiktaş'ın ne günahı var? Çarşamba, cumartesi lig lideriyle oynuyor. İki gün dinlenme var. Çok yorulacak yani. Sonra ne deniliyor Ertem? Şenol Hoca bugün niye kızdı? Neden kızdı Şenol Hoca? Maç takvimiyle alakalı değil mi? Bir yere kızdı. Evet. Lig TV'ye bir yerlere kızdı değil mi? Maçta. Peki bazen de ne diyorlardı? Avrupa maçı oynamak iyidir arada. Antrenman oluyor değil mi? Güçleniyor. Ha niye? Niye kızıyorsun o zaman? O zaman cumartesi oyna. Yorulmuyorsan değil mi? Tabii. Demek ki ben bunu menajerken de yaşadım arkadaşlar. Çarşamba günü bir adalede ufak bir ödem olur. Bir sakatlık olur. Bilmem ne olur. Zaman kısa. Düzelmesi çok zordur. Vücudun tamlaması o kadar kolay değildir arka arkaya. Çünkü çarşamba günü çok yüksek tempoda bir maç oynayacak tabii. Beşiktaş. Sonra cumartesi günü Başakşehir'e ligin lideriyle aynı şekilde yani bugün sonra Beşiktaş. Sonra kupa maçı sonra Fenerbahçe maçı galiba. Sonra 5 tane maç çok sıkı. Yani Bursa tabii. falan filan arkada Dinamo Kiev falan filan çok sıkı bir Beşiktaş'ın takvimi var. Arada kupalarla beraber. Onun için yani ben neden Başakşehir maçını pazara yapamadım? Sinan abi bak. Sonra pazar Fener. Sonra da Dinamo Kiev'e gidiyor. Dinamo Kiev'e gidiyor. Ondan sonra devamı da Bursa. Sonra da Bursa ile içeride. Biliyorum ben. Takvim biliyorum. Çok zor bir takvim var Beşiktaş'ın. Dolayısıyla ama Başakşehir maçının neden cumartesi anlamış değilim. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Perşembe de oynayacak ya. Fenerbahçe pazar oynayacak. Perşembe oynadığı için. Hocam. Fenerbahçe'de pazartesi oynasın. Pazartesi yap veya 4'te oynat. Beşiktaş'ı mesela. 5'te oynat. 7'de oynat. Yani yayıncı kurul. Anlamadım. %100 haklısın. Olmuyorsa da pazar günü saat 4'e Beşiktaş'ı koy. 8'e Fener'i koy. Hocam doğru. Ben çünkü şeye baktım. Yani sosyal medyada baktım. Yani Şenol Hoca falan işte kızılmış. Baktım Lig TV falan işte Beşiktaşlar şey yapmışlar. Lig TV'ye işte kaçmışlar falan baktım. İşte Lig TV falan. Sonra altına bazı şeyler okudum. Lig TV işte Lig TV'ye göre yapılıyor her şey. İşte yayıncı kuruluşa göre yapılıyor falan filan gibi. Altında bir şey var yayınla alakalı. 5'te yap abi Fenerbahçe'yi. Beşiktaş başını. Beşiktaş Başak başını. Bir gece daha uyumak demek. Çok önemli bir şey. Tabii. Onun için ben Beşiktaş'a yani neden cumartesi fark etmez ama yine Beşiktaş güçlü bir takımdır halleder. Beşiktaş güçlü bir takım halleder. 5 numarayı bir ekrana getirelim. Yarım takım yok ya. Dursun Özbey'in açıklamasını ekrana getireceğiz. Beşiktaş'la ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok abi ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, kutluyorum. Beşiktaş çok iyi gidiyor. İstim üzerinde çarşamba günü çok önemli maçlar. Bugün çok önemli bir 3 puan aldı deplasmandan. Abi bir şanstır. Daha güçlü bir takım çıksaydı bir zorlanabilirdi. Ama çok fazla yorulmadan, önemli de bir sakatlık olmadan Beşiktaş bu Adana engeline geçti. Ama yine söylüyorum Quaresma'ya yapılanları affetmiyorum. Evet. Sevgili seyirciler, Sayın Dursun Özbey'in. Sen bir şey söyleyecektin. Yok, tamam. O çok önemli değil. Yok, söyleyin. Hayır, şunu söyleyeceğim. Hani Beşiktaş takımı, temin saydığım oyunculara herkes dikkat etsin. Oyuncular olmadığı halde arkadaşlar, bile fotoğraf niye deplasmanda o kadar rahat kazandı ki. Yani tebrik etmekten başka yapacak bir şey yok yani. Adana Spor zayıf olabilir, önemli değil. Ben Beşiktaş zorlanır diye düşündüm kadroya bakınca. Dedim defansta bek var, sol bekte Atınç falan var. Sıkıntı yaşarlar dedim. Abi bak Beşiktaş hiç sıkıntı yaşamadı. Adana yani gelemiyor. Beşiktaş'ın hakikaten çok güçlü bir kadrosu var. Abi de Adana'da gelemiyor, gücü yok. Mecburen strateji koyar. Bence Beşiktaş hakikaten ligin en büyük favorilerinden yani başta geleni. Evet. Başakşehir'le birlikte. Ekranda bu kalsın. Sevgili Serkan rica ediyorum kalsın. Bir yandan da Sayın Başkan Dursun Özbey'in açıklamalarını rica edeceğim. Sayın Başkan Dursun Özbey bizi izlerken fotoğraflarını çekiyorlar, gönderiyorlar. Yuvarlak ne ya? Sayın Başkanım burada bence hani yanlış anlaşıldı değil. Biz yanlış anlamadık. Siz yanlış ifade ettiniz bence. Sayın Başkan yanlış ifade ettiniz. Instagram'a çok hocama soracağım. Instagram'a çok geliyor.
Haksız kırmızı kart hocam. Haksız mı kırmızı kart? Bekir Adana için. Spor'un gördüğü biraz Adana Spor'lu oyuncunun. Ağır oldu. Evet. Sarı kartla geçirebilirdi. Öyle bir şey ki. Sarı kartla geçirebilirdi. Ağır oldu hocam. Ağır. Ya. Ağır hocam ağır ağır ağır. Öyle ha? Çok. Ama çok... bir darbe var hocam. Ben şey, kafalı kemiğine. Var da Sinan. Onun da girişi şey. Sinan. Onun da girişi problemli. İnan o bak o girişlerden bu maçın içinde var ya en az 4'te 5 tane oldu. Bir sarı kartla geçirebilirdi. Bence verilebilir beyler. Bence verilebilir mi? Verilebilir kırmızı. Bundan dolayı hakem eleştirdi. Verilebilirmiş yani, arkadaşlar. Haksız kırmızı. Yani bir şey söyleyeceğim. Şimdi yani şu gibi değil. İki hafta önce Trabzon maçında evet Korezman'ın yaptı. Kimse tartışmıyor. Tamam, kırmızı. Sevgili arkadaşlar yani Instagram'a bana yazanlara söylüyorum. Hani haksız ben, kırmızıyla Beşiktaş haksız kırmızı yani 11-11 de Beşiktaş zaten yani güçlü bir takım. Şimdi objektif var. Ayrı bir şey. Bakın, güçlü bir takım Beşiktaş. Ama şöyle bakmak lazım. Eğer kırmızı çıkarmasa 2-1 senin dediğin gibi bir kaza falan kedi olabilir yani. Hocam, onun çıkılınca tamamen bitti maç. Yoksa Adana Spor'a sıkacak. Ya Adana Spor yani öyle bir maç izliyorum ki ben Sinan. Adana Spor bırak 10 kişi kalmayı. İki tane dışarıdan adam takviyesi 13 kişi oynasa yani, maçı kurtaramaz gibi Beşiktaş yani. Beşiktaş da ona göre temposunu yapacak ya. Yani Beşiktaş da ona göre tempoya 11-11 yani. 11 ama ben futbol görüşümü söyleyeyim. Kırmızı benim için ağır. Bak ağır şimdi, bir karardı. Dikkat sarı, et. Sarı kartı işin hakkı sarıydı. 10 kişi kalmış olan takımlara karşı biraz oynarken böyle şeylik yaparsın. Ya biliyorum ben de bak diyorum ki Adana Spor 10 kişi değil. Adana Spor 13 kişi olsaydı yine maçı kurtaramazdı. Dursun Başkan'ın 8 Kasım'da Kadıköy'den sürpriz çıkabilir dediği, sonrasında Kadıköy'e kazanmaya gidiyoruz dediği sözler. Evet. Ama bir kez daha söylüyorum Sayın Başkan Dursun Özbek bence sosyal medyadan ve özellikle kamuoyundan çok etkilendi. Sonrasında yine bunu kamuoyuna mal etti. Dedi ki bence, yanlış anlaşıldı sözlerim. Öyle değil. Özbek, ben yanlış anlaşıldım. Dursun Özbek diyebilirdi. Sporda son derece naif bir adam. Evet. Temiz bir adam. Spor adamı. Özel hayatını bilmiyorum. O sürpriz derken yani 17 yıllık geleneği bozabiliriz manasını söyledi. Hocam doğru değil mi? Sürpriz olmaz mı yani? Bence olmaz. Hayır şöyle. Hocam, ha, anladım. Hocam şimdi bak. Hocam şey Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi hiçbir zaman sürpriz Ertem, denmez. 150 yılda geçsin. Bak Ertem'cim işte bak bu demagojik bir laf. Ye. Kusura bakma. Bak, hocam. Dünya derbisi diyordun. Kardeşim bak gerçekçi bir şey söylüyorum sana. Bak gerçekçi bir şey. Bir takım mesela 17 yıl kazanamıyor. Aa. 17 yılın da sonunda kazanırsa bu insanlara sürpriz gibi algılanır. Bunda tuhaf bir şey sürpriz gibi algılanmaz. Bu algılanır kardeşim. 250 yıl geçsin. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde. Birinin birini yenmesi sürpriz olmaz. 17 sene önemli ama Ertem. 17 sene önemli. Allah Allah anlamıyorlar ya. Apo bir dakika filmle ilgili. Adam öyle söylemek istemiyor ya. Apo filmle ilgili bir mesaj geldi. Bak. Alt abi Sinan abi Altaylı futbolcular olarak hep beraber filminize gittik. Falan. Evet. İşte neyse bir şeyler daha yazıyor. Aynen. Yani ben şey söylemek büyük Altaylı futbolcuları Altaylılara selamlar. Altaylı futbolcu kardeşlerimize. Aynı şekilde Emre Can'a selamlar. Takım olarak filme gitmişler. Çok selamlar Altaylı. Çok beğenmişler. 3-4 takım daha var. Takım az önceki gitmişler bana. Diyarbakır'da az önceki gitmişler. Fotoğrafı bir daha getirebilir misiniz? Ya şimdi benim dikkat ettim. Bunlar kaç yıl arayla söylenmiş laflar? Ne o? Bir hafta hocam. Bakın. Bir hafta önce. Bir hafta önce. Kaç yıl? 8 Kasım 17 Kasım. Beyler. Şimdi 8 Kasım 17 Kasım yani arada 9 gün var doğru evet, mu? Evet hocam. 8 Kasım 2016, 17 Kasım 2016 evet, doğru mu? Aynı. Biri mesela. 2014, biri 2017. Değil. Aynı hocam. Nasıl olur kardeşim? Birinde saç var birinde saç yok. Bu nasıl iş? Perspektif farkı, perspektif farkı. Aynı perspektifi yemişim, aynı perspektif. O arada İstanbul Üniversitesi hocam Amerikan futbol takımı topluca bizim filme gidiyormuş. Hepsi herkese selamları var. Şimdi mi gidiyorlar? Yok yarın sabah gidiyorlar. 12 saat. Şimdi olamaz mı? 9 günde bir insanın saçlarında bu kadar fark olamaz. Hocam bak, şey vardır. Aydınlıkta çekim yok. Neyin aydınlığı ya? Resim parlak çekilmiş sağdaki. Hocam ya. Yukarıdan ışık fark eder. Evet ışık vurmuş hocam. Bir de ışık buradan, vurmuştur ya. Bir de ben bu futbolculara bir şey söylemek istiyorum. Işık bak şimdi vurmuş. Buraya yazıyorlar. Beautiful City diye bir çocuk yazmış. Diyor ki abi biz bir soğuk tava limanına Beşiktaş uğurlamaya gidiyoruz. Adana'dan 7 numara. Futbolcular taraftarın yüzüne bakmıyor. Evet abi bizim bakın bu genel anlamda bütün futbolcular da böyle biliyor musun? Ya abi böyle bir somurtun bir şey yapın arkadaşlar. Böyle bir havalarla tabii böyle futbolculara bakıyorum. Tabii ya. Futbolcularına bak. Hadi denize böyle ne hani hava civası ben. Biz bu soğukta onları uğurlamaya gidiyoruz diyor. Bak haklı, abi yüzümüze bak. Haklısın kardeşim. Haklı abi. Buradan bu futbolculara da söylüyorum. Ya biraz ya siz geliyorsunuz. Havacıma basar mıydınız? Var tabii var. Siz yapar mıydınız? Aziz Başkan Dursun Özbey'i karşılar mı? Taraftarın yakında aramaz mıydın? He? Sayın Aziz Yıldırım Dursun Özbey'i karşılaması gerekir. Aziz Başkan bak Aziz Başkan Dursun Özbek kadar nazik, kibar Galatasaray Başkanı bir daha bulabilir misin bilmiyorum. Hakikaten Aziz Yıldırım'ın Dursun Özbek'i karşılaması lazım. Yanında oturması lazım. Beraber izlemesi İnşallah. Lazım. Ama Aziz Bey kendi hocasına bunu yapması lazım.
Şimdi mesela, yapması lazım çünkü yani bal dök yala bir adam ya. Seni ilgilendiren bir konuyla bu hafta enteresan bir konu yaşadım ben. Söyle abi. Bir telefon geldi bana. Ben dedi İstanbul işte karşı yaka işte Anadolu yakası zabıta müdürü dedi. Aa. Bahtiyar Bey soyadı neyse işte söyleyeyim tam şey yapmayayım. Bahtiyar zabıta müdürüm dedi. Aradı. Bir dedi bir çay içebilir miyiz dedi Sinan Bey dedi falan dedi. Kim bunu diyen? Tabii İstanbul zabıta müdürü. Evet. Anadolu yakasının Kartal'da oraya beni davet etti hocam gittim. Hani bu seyyar satıcılarla hani ben burada seyyar satıcı yani bir yerde bir seyyar satıcı vardı ya. Hani tartakladılar buradan ben biraz şey yaptım ya. Yerde dövüyorlar diye siz adam mı? Dedim evet. Ki hani kaç kişi? Bir biraz ben böyle sert konuşmuşum evet. Falan filan. Bütün zabıtalar tabii üstüne evet. Alınmışlar. Ben de nezaketen mi? Gittim. Evet. Nezaketen çağırdılar gittim. Sağ olsunlar iyi de karşıladılar oturduk. Bahtiyar müdürle beraber oturduk sohbet ettik. Anlattı bana dedi ki abi dedi. Benden 7-8 yaşlı ufak kardeşim neyse abi dedi. Öyle şeylerle biz dedi yaşıyoruz ki dedi yani karşılaşıyoruz ki dedi. Hmm. Bir kısmını sadece görüyorsunuz dedi. Yani haplanıyorlar. Bize diyor bıçak çekiyorlar arkadaşlarımıza diyor. Saldırıyorlar diyor bıçaklarla da üstlerine diyor kendilerini şey yapıyorlar diyor. Son bölüm artık diyor gördüğünüz kısım diyor en son bölüm diyor. Yerde ha peki yerde vurmaya yerde vurmaya haklısın diyor. Evet. Sonuna kadar ben de ona karar şey yapıyorum. Aynen katılıyorum sana. Yerde vurmaya dedi haklısın dedi. Sen de haklısın yerde vurma ama bize dedi çok şeyler yapıyorlar. Bizim de şeyimiz değil ama diyor bir kural var kanun var diyor. Bize de öyle talimat geliyor diyor. Seyyar satıcı bunları böyle böyle tamam mı yani burada işte şey yapmasınlar. Durmasınlar, etmesinler, alalım falan diyorlar. Neyse, onu da söyleyeyim. Ben bütün zabıtaları kastetmedim. Bunları yerde yatan, yerde yatana... Yerde yatana vurmak haysiyetsizlik. Aynı şekilde vurmasa yanlış olduğunu, buna da aynı bir kelime kullandım hatta. Yanlış olduğunu söyledim. O aynı fikirdeyiz ama dediğin gibi... Evet, zabıtalara da işte her türlü şey madde çekiyorlarmış. Bir tane aklına işte üstlerine saldırıyorlarmış zabıtaların da. Yine de ne olursa olsun... Yine bir ortayı bulmaya bakın. Yine yere yatırıp da sevgili müdür. Çok selamlar buradan. Bütün zabıta İstanbul'daki bütün zabıta arkadaşlarıma da selamlar. Ama yerde yatana vurmayın arkadaşlar yine siz. 12 numara. Onu dedim çünkü. Rikering'e devrim zengi sorular sordu. Dün Perşembe günü Rikering'in basın toplantısı vardı. Rikering bazı açıklamalarda bulundu. Sevgili devrim zenginin soruları vardı. Bir ekrana getirelim. Ayı postundan bahsetti. Sonrasında Snyder'ın açıklamaları var. Son derece önemli. Gelsin ekrana. Devrim Zengi Beyaz TV. Pazar günü için başarılar diliyorum hocaya. Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar 17 yıl sonra Rikering'in tarihe geçeceğini, heykelinin dikileceğini söyledi. İddia ediyorum. Bir daha hayatı boyunca hiçbir zaman çok üst düzey takımlarda antrenörlük yapmamış, yapamayacak ve yapmayacak olan Rikering Galatasaray tarihinde bu pazar oynanacak maçtan dolayı altın harflerle yerini alacak. Galatasaray'ın Kadıköy'de kazanacağını söyledi. Bu konuda ne düşünüyor? And for me that's the most important, not about me. Öncelikle Ahmet Çakar'a çok teşekkür ediyorum bana olan inancından ötürü. Diğer taraftan Hollanda'da söylediğimiz şöyle bir söz vardır. Tabii tamamen benzetme. Ayının postunu vurmadan satamazsın diye önce vurman gerekiyor. Çok çok önemli maç bizi bekliyor tabii ki. Ne kadar önemli olduğunu tekrardan söylemenin anlamı yok. Burada önemli olan oyuncularımın bana verdiği enerji. Gerçekten ben bunu daha önce oynadığımız kupa finallerinde de hissettim. Türkiye Kupası finalinde biliyorsunuz Fenerbahçe'ye karşı, Süper Kupa finalinde Beşiktaş'a karşı önemli maçlarda, bu tip derbilerde onların enerjisini, onlardaki o açlığı, onlardaki o hırsı hissettim. Şu anda bunu hissediyorum. Benim için bir hoca olarak bu enerjiyi almam çok çok önemli. O yüzden o güvenle gidiyorum. Bırak ya. Evet. Helal olsun hocam. Ayıyı vurmadan postunu satamazsınız. Hollanda'da bir söz var. Ertem. Hocamın ayıyla sahnesini hatırladım. Rasim geleceğim ona bir saniye bir dur ya. Aklıma geldi kardeşim. Dur ya. Ayının güzelliğine bakın ya. Ama ayıyı görünce hakikaten ayıyı görünce artık. Benim aklıma ayıyı görünce ya. Ahmet Çakar'ın sahnesi mi geliyor aklına ya? Evet ayıyı görünce Ahmet Çakar'ın sahnesi geliyor. Bir de bazı arkadaşlarımın alayının anti profesyonel akılsızlıkları geliyor. Senin değil. Hadi beni konuşturmayın. Kim söylesene. Allah'ım yarabbim. Ben ya. Kim söylesene. Hocam ayı güzel. Kim Allah aşkına? Ayı vurmadan postunu satamazsın. Antiprofesyonel kim? Antiprofesyonel çok.
Türkiye'de bu var hocam, var var. İşte oluyor bu işler. Ayı vurmadan postunu satamazsınız. Yani Fenerbahçe'yi önce yeneceğiz, ondan sonra konuşalım anlamında söylüyor. Evet. Tabii burada bir Fener'e ayı benzetmesi ya, asla. Hocam Hollanda coğrafyası. Hollanda coğrafyası biliyorsun böyle yeşil ya, ayılar, değil. Dayılar böyle yani dayı. Yalnız dayı çok tuhaf. Bizde de vardır ya deyip, armudun iyisini ayılar yer. Hocam, ne demek bu? Yalnız çok tuhaf bir şey bu. Ayılar armudu, armudunu yiyeceğimiz hocam. Bu gelişti. Evde belgesel seyrediyorum. Bu ayının içinde sen vardın diye iddialar var. Doğru mu? Olacak şey değil ya. Ayı belgeseli seyrediyorum. Muhammed Hoca geliyor aklıma ya. Muhammed Hoca, Ahmet Çakar'la ayı. Açık konuşayım mı sen? Yürüyüşe konuşayım. Ahmet Çakar'la ayı dehşet. Ayıyla birlikte anılmak bana keyif verir. Hocam çok saygın bir hayvandır. O filmde bir hainlik yapmışsın. Kanada fark ettim. Ver bir dakika abi. Ben görmedim ayıya, benim de bir ayı arkadaşım var, Rasim Ozan diyorsun. Ya, yalan mı? Yuh Allah senin belanı. Yalan mı? Yalan mı? Ben ayı mıyım? Hayır, ayı gibi bağırdığını söylüyorum. Hocam yapma. Hocam, bana ve bana söylenmedi. Kınıyorum müdüre gibi. Evet. Filmde Rasim Ozan hocam şu ayı sahnesi. Aynen ya ben bir dakika, benden de bağımsız. Bir baktım. Evet. Canım da karım, ailem. Benim de bir arkadaşım ben var Rasim Ozan. Evet. Ben duymuş muydun? Ya kardeşim, hala ben dediğimin arkasındayım. Türkiye'de 20 tane, 30 tane çok izlenen kanal varsa, 30 tane kanalda da tartışma programları, haber programları vesaire yapılıyorsa, bitti hocam. Ayı gibi bağıran tek adam var. Kim? Sen! Taklitlerim var. Kim? De ben benim bir dolu taklitim çıktı. Kim o ya? Ama bak sen realitede böyle taklit değil. Ama aslını ya yaşatır. Ayı gibi bağırmak kötü bir şey mi ya? Ayı mıyım hocam ben? Ayı olmak kötü bir şey değil. Bak çok ilginç. Bir adam ayı der sana. Ben ayıyım. Ayıyla konuşurken hakikaten benim de bir arkadaşım var senin gibi. Razım Ozan diye. Bu ayı sahnesi. Canım istedim. Ayı sahnesi. Büyük tepki var çok ya. Çok beğenilen bir sahne. Çok yazılıyor. Gerek Instagram'dan Sinan abiye, gerek Twitter'dan bana. Bize yazılıyor bu ayı sahnesinin sonlarına doğru özellikle çok farklı hocam, şeyler oluyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hocam Ertem ayı Ahmet mı? Ahmet Çakar'ı çok seven... Ya Rasim. Bana ayı diyor Ertem. Sana ayı demedim. Ayı gibi bağırıyorsun diye. Sevgili arkadaşlar, benim Instagram'ıma yazıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki abi biz gülmedik. Abi işte şöyle film, böyle bir. Bana diyenler de çok var, hep var. Arkadaşlar biz bir film, bir eğlence yaptık. Bravo, bir film yaptık. Yani kalkıp da yani o bir sanatsal kan festivaline gitti, sanatsal falan. Ne sanatı? Film. Biz bir eğlence film, bu ya. Biz bir eğlence, bir oyun eğlence yaptık. Eğlence ama derin kafa yemiş dipler. Sizin teveccühünüzdür. Gidersiniz. Bu 5 tane adam böyle yürüyorlar. Merak edersiniz, bakarsınız. Gülersiniz, gülmezsiniz. Size saygı duyuyoruz teveccühler. Biz güldük, biz eğlendik. Siz de inşallah gülersiniz. Yani bizim böyle bir oyunculuk, büyük oyuncuyuz falan. Ne oyuncusu beyaz ya? Oyuncu mu değil? Beyaz perdeye taşıdık. Makara çok tutan, yaptık, makara. Çok tutan bir futbol programımız olduğu için, spor programımız olduğu için bunu bir tamamıyla beyaz perdeye taşıdık. Bunun bir eğlence olduğunu, biz eğlendik. Ben gülmeyene biletini iade edeceğim derken, parasını derken, ben eğlendim, ben güldüm. Yani şimdi Rasim çıktığı zaman kahkahalar attım. Hocanın sahnede. Salon yıkıldı ya. En son ne o? Ve gidip de bir sürü arkadaşlarımız var. Kahkahadan yani bir sonra ayrıca, bak ne diyorum, kimseyi de beğendirmek de zorunda değiliz. Ama beğenirseniz, giderseniz, teveccüh gösterir, seyrederseniz biz mutlu oluruz. Ama şunu söylüyorum, kalkıp da yani şöyle işte çok bir tane hani kelimeler onlar kullanıyorsunuz onlar falan filan. Olmuyor. Biz bir şey yapmak istedik. Bir eğlence yapmak istedik. Sizlere de paylaştık bunu. Halkımıza da sunduk. Ama bu eğlencedir ya. Bu kadar basit. Eğlenceniz film yani. Gidenlere gidin görün, eğleneceksiniz. Gitmeyenler de gitsinler. Dediğim gibi seyrediyorsunuz çok büyük komedyenler. En fazla filmde bir veya iki defa kahkaha atıyorsun. Bunda en az 8-10 tane. Ayrıca da arkadaşlar belden aşağıda argoda çok hiç kullanılmadı. Bir iki tane var ufak tefek Rasim'in. Yok argo margo yok yani. Belden aşağı biz. Belki argoyu patlasak daha çok izledik. Aslında biz yani bunu yapabilirdik ama abi yapmadık. Daha da çok izlenirdi ya. İki argo kelimeler yapsaydık. İzlenir. Yapmadık tamamıyla. Türk örf adetlerine de yakın bir film olsun. Yani en azından annelerimiz uyusun dedik. Kadın, çoluk, çocuk herkes rahatlı seyretsin. Onun için yani teveccüh gösterip giderseniz seviniriz. Yani film şöyle olmuş, böyle olmuş, bizi yargılamayın. Biz anladım yani şey beklemiyoruz. Ödül falan beklemiyoruz. Bak bu mesela, ödülü güler mesela bak, ya. Mancini Koray denen çok önemli bir sinema eleştirmeni var. Herkes onu tanır ama kod ismi budur. Mancini Koray okuyor. Ya bu tam bir sitcom kıvamında müthiş bir şeydi. Aynen öyle. Sitcom kıvamı. Sitcom tam olarak nedir? Sitcom durum komedisi hocam. Durum komedisi. Bizim bilim durum komedisi abi. Evet. Bu Mancini Koray deyip geçmeyin ha. Mancini Koray önemli. Biliyorum Mancini Koray. Mancini Koray. Duydum Mancini. Efe galiba. Yani arkadaşlar, yani dediğim gibi ya eğlence, şimdi Ertem Şener'i
Bu şekilde nasıl görebilirsiniz abi? Sünnetlerde. Ahmet Çakar bir ayıyla oynuyor veya Rasim gibi adamı. Yani bu kılıkta. Sen Apo, bu yaşta ben giymişim o şeyi. Yani bu size komik gelmiyor mu? Ya ne yapmamız lazım komik olmayı? Yani şey, hani argo kelimeler mi kullanmam? Hayır. Tabii, bak abi ben halkımıza saygı duyuyorum. Aslında onu bekliyorlardı biliyor musun? Ben halkımıza saygı duyuyorum. Dümdüz küfür bekliyorlar. Bakın ne saygı duyduğum için de burada bir izahat vermek zorundayım. Ve bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Dolayısıyla diyorum ki yani eğer size bunlar komik gelmiyorsa... Eğer bu sahneleri merak etmiyorsanız... Gelin paranızı alın Sinan'dan. Bileyim mi? Ha! Gelin paranızı çok alın Sinan'dan. Çok iddia edersin. Eğer ben bu filmde hiç gülmedim diyorsan... Kalanın baba sende bir sıkıntı var derim. Parasını gelsin. Parası aslında. Ayrı bir şey. Gelsin kalanın ve Sinan para dağıtacak. Rasim 10 lira 20 lirayı benden alacağından değil. Hayır. Ama o zaman bir sıkıntı var derim. Yani şimdi hocam... Şimdi seni... Yani şu haline mesela... Samara. Bu kıyafet sana giydirebilirler mi başka türlü? Giyebilir misin? Sanat için giyerim. Yani sanat için, hayır, film dışında. Sanat için 3-5 şeyi yapma. Hocam film bir daha. Sen film dışında böyle bir kıyafet giyer misin? Sapık mıyım ben? Yani bu size komik gelmiyorsa, bu size enteresan gelmiyorsa. Ama dediğim gibi 3 kelime küfürlü argo yapsaydık orada. Ooo bayılırlardı. O bize uymaz arkadaşlar. Bayılırlardı. Onun için teveccüh edip gidin seyredin filmimizi eğlenirsiniz. Cüneyt Sadi ne demiş? Özellikle iddia kuponlarıyla her zaman dikkat çeken bir kardeşim. Sinema salonunda şu anda bana görüntü göndermiş. Bir yandan da arada şu anda bizi izliyor. Evet. 260 kişiyiz şu anda salonda diyor. Ne hangi şehir? İstanbul'da. Hangi şehir? Karşıda ve Ataşehir'de. Bana bugün... Bir ve bütün salon gülmekten ölüyor diyor. Instagram'a geliyorlar. Bana Instagram'dan ya, biletler var, bırakın attılar. Abi ya. İnanmayın. Avrupa'nın her yerinden biletler attılar. Ve arkadaşlarım var sinemalara gidenler. İnanmayın. Ve sordum. Nasıl sinema abi? Full. %75, %70. Yok hep full. Yani millet şunu bilsin. Bak bir açık konuşayım dürüst. Biz çok eğlendik. Tamam. Yorulduk kabul. Çok yorulduk. Alayına gider diyorsun. Bu işin parasal boyutu. Çok çok az, manasız şey, sembolik. Çok eğlendik, evet. Yorulduk kabul. Siz de eğlenin. Eğlenirseniz bize basit. Dua edin. Hocam. Eğlenmezseniz ya, tabii ki hepsi gülüyor, bizden nefret edenler de gülüyor. Bir yemek sarf ettik. Ben bu kilomda o zaman 20 kilo fazlayım. Bu 20 kilo fazlayım. Şimdi Apo'ya üzerine peruk taktırabilir misiniz? Apo ben orada 15 saat dövüş sahnesi çektik arkadaşlar. O gördüğünüz opera dövüş hocayla havuz sahnesini omuzlarımız. Ben gece buz yaptım orada otelde kaldım. Yani bir emek sarf ettik. Tabii ya, biz kendi çapımızda. Ya. Hep söylüyorum Sinan. Adam tetanozası yemekten şey gibi arkadaşlar, oldu. Yani gece yoğun bakımda kaldı adam duyuyorum. Ya. Bakın bütün sinemacılar ne kadar şey filmi kötü olursa olsun saygı duyalım. Tabii. Bu bir emektir. Burada büyük bir emek sarf ettik biz. Boş ver maddi onları. Maddi olarak da öyle falan demeyin yani maddi. Öyle bir para falan da yok. Yok. Bir yani emek sarf ettik. 300-500 bin dolar o kadar bir şey. Evet. Reklama gideceğiz. Reklama giderken soruyorum. Bak yalana gerek yok. Yalan. Şaka yok, yaptın. Yok öyle değil. Şaka öyle değil. Parayı. Mesela bak şunu diyebilirsin. Yani. Rezildi Allah kahretsin. Ama şunu dediğin zaman yalandır. Ben gittim diyor. Gülmedi. Basın gösteriminde... Hiç kimse gülmedi. Ulan adamlar bana video gösterdi. Benim bu Serdar Ortaç kepazeliğinde alayı yere ya yapmış. Bunlara gerek yok. Çoğu da belki yani o şeyden gülüyorlar. Gülmeyen gülmez. Şeyden dönerken ya hani başlar onların gülmesine. Gerek yok. Başta yani, belki de şundandır. Hayır. Ulan Allah kahretsin bu halin üstüne gülüyorlar. Boş ver. Seyircilerimiz yapsın. Bak biz yapmayalım. Bakın bazı filmlerde olduğu gibi. Hayır ya gülüyoruz ya geyik ya. Bizim umurumuz bu kardeşim. Bazı filmlerde olduğu gibi küfürlü argo kelime konuşursan. Kralınla konuşuruz değil mi Sinan? Sen ne diyorsun? Yapalım. Bakın, bir tane yapalım. Hayır konuşursak. Bir tane yapalım. Dümdüz gidelim. Bundan sonraki filmler. Hayır. Tövbe. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Üzel köy kahvesinde köyde bir film çekelim. Tamam. Sen mesela köy ağası. Hocam tamam. Köylü biz olsun. De köyün çocukları. Estağfurullah sen ağa ol bir senin evladın. Biz Marabalı. Ahmet demişim bana. Eyvallah Ahmet. Mesela argo kelimeler. Şimdi bir dakika dur. Ne diyor hocam bu? Allah şimdi mesela yok abi argo ya. Kelimeler kullanalım. Mesela var ya Şener Şener. La apokon üstü apokon falan diye diyor. Filmde. Bunlara güleriz zaten. Ha Şener Şener usta. Aa, güzel ya gayet güzel. Ya. Bir dakika. Ünlü filmi eleştirmeni Emre Kaçan Beyefendi. Ne demiş? Sedat Zekiç. Sinan abim ve Abdülkerim Durmaz hocam harika oynamışlar. Abdülkerim Durmaz hocam yeni bir cön mü doğuyor? Valla haklı. Tövbe, herkes iyi oynadı. Diyor bir mesaj. Ya ben iyi oynamadım. Allah iyi oynamak diye bir şey yok. Allah korusun. Bu bir film değil. Bu bir oyun mu oyun değil. Bu bir eğlence. Sevgili seyirciler. Bu bir postmodern sanat eseridir. Filmin içerisinde bazı şifreler var. Bu şifrelerle ilgili olarak siz de bize yazabilirsiniz. Aslında özür dilerim. Bu postmodern bir sanat eseridir. Aslında
sevgili Türk halkımız. Buradakiler bile yeterince yaptıklarının önemini lazım. Anlamıyorlar. Niye biliyor musun tebrik etmeniz lazım? Ya medeni cesaretinizden dolayı tebrik ederiz demeniz lazım. Büyük bir cesaret örneği gösterdiniz. Bu sahneye çıktınız diye. Hakikaten bakın söylüyorum, bunun maddiyatta değil. Bu kendi bünyemizde yapılan bir film bu. Yani bunun maddiyatla falan bu bize yansıyan bir durumu yok. Anıdır. Bu paraya da buradakiler de yanlış anlamayın. Yani bu filmden gelen rakamın da kimseye Sinan, ihtiyacı bana yok. Bana lütfen izin ver. Buyur hocam. Abi, Paris'te sinema okuyan Işık Bekin kardeşim filmden şimdi çıktım. Çok 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 iyi bir performans demiş. Güzel. Çok. Tebrik ediyorum. Yarın da KPSS sınavına girecek olan bütün halkımıza da buradan başarılar. Allah yardımcınız olsun arkadaşlarıma söylüyorum. Ne oluyor? Hepinize başarılar yarın KPSS sınavına gireceklere. Başarılar diyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı. Sağlıklı olun. Düşüyorlar. Dinç olun. Acele etmeyin. Soruları çok böyle cevap verin arkadaşlar. Başarılar. Allah yardımcınız olsun. Allah Kaan Güven engelli kardeşim. Aslında engelsiz bir aslan o. Kaan Güven, yarın derbiden önce stres atmaya gidiyorum. Oku abi demiş. Kaan gözlerinden öpüyorum. Sevgili seyirciler, Beyaz Futbol Vizyon'da etiketiyle bize yazıyorsunuz. Fotoğraflarınızı bekliyoruz. Derbi ateşini yakıyoruz. Ara ara araya film koyuyoruz. Gerçekten çok merak ediliyor. Çünkü filmden dönen arkadaşlarımız var. Filmden döndükleri için de bize yazıyorlar işte. Ya Rasim vallahi diyeceğimi unutuyorum ya. Ya ne olur bir müsaade et ya. Reklama gidiyoruz. Rasim.